Hanımlar beyler, Taşkınlık Parkı'ndan herkese merhaba, ben Emre. The Long Dark'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Niye bağırdım? Çünkü havalandırma deliğinden bir şeyler çıkabiliyor demiş bir arkadaşımız. Bilmiyordum. Teşekkür ederim. Hemen kontrol etmek istiyorum. Kapağı açılıyormuş gerçekten. İçinden bir şey çıkmadı ama bunu öğrendiğim iyi oldu. Bilmediğim bir detaydı. Kapatalım, fare girmesin. Evet, şu an üzerimizde yine yükümüz ağır. Hafifletecek bir şeyimiz de çok fazla yok. Çakmağımız bayağı kötü durumda. Onu fark ettim az önce. Giysilerimizi şöyle bir gözden geçiriyorum. Şu kayak eldivenini ben bir toplayayım. 10 dakikalık iş zaten. Kaç saat gündüz kaldı belli değil. Biraz yorgunuz. Geçen bölüm kaç saat gündüz kala ben buraya geldim onu hatırlamıyorum açıkçası. Ayı postumuz burada. Şurada bir saat bir uyusam hava biraz düzelsin falan. Git. Hava düzelmedi. O zaman bir saat daha uyurum. Çünkü gideceğimiz yol yine uzun. 9 saat gündüz var, güzel. Ağırlığımız da çok olduğu için hani yolda çok çabuk yorulacağız. Kahvem vardı bildiğim kadarıyla. Ben bir kahve de pişireyim. Öyle çıkayım yola. Yukarıda sobamız vardı. Sobayı yakabilirsek. Gerçi soba yanmıyordu. En son önünde kamp ateşi yakmak suretiyle bir şeyler yapabilmiştim. Bir daha bir deneyeceğim şansımı. Hava mis. Eksi 5 derece. Gayet iyi. Şu eve bir hemen uğrayalım. Çok çabuk yorulduğumuzu fark ediyorsunuz. Ağırlıktan dolayı. Çakmak %4. Çakmağı onarma şansım bildiğim kadarıyla yok. Bir yerlerden bir çakmak daha bulsam güzel olacak bu açıdan. Sağ tarafından bir şey yürüyor sanki. Kurt ya da ayı değildir umarım. Adım sesleri geliyor ama usul usul. İnce ince. Bakalım göreceğiz. Heh, güzel. Şöyle yak şunu. Tamam. Suyumuz fazlasıyla var. Kutu kahve. Hemen bundan bir tane yapalım. Sedir odunu harcamaya aslında gerek yoktu ama bir yandan ağırlıktan da kurtulma derdindeyim. Mütecavız modunu da denemek istiyorum. Bu arada serbest dünyada yeni gelen en zor mod. Kendi kendime şöyle bir baktım, gerçekten ter akıtıyor insandan. Öyle diyeyim. Onu da büyük ihtimal oynayacağım. Hatta mücadele modları bitmeden, yani bu göçebeyi bitirdikten sonra onu yapar, sonra tekrar mücadele moduna geri dönebilirim. O kadar etkiledi beni. Açlık durumumuz ne? Çok aç değiliz. Güzel, hazır şey durumdayken, kahvemizi içmişken yani. Boş boşuna burada ateş yaktık ama. Şunu alayım elime. Eksi 2 derece hissediyorum. Güzel. Bu yoldan devam ediyoruz o zaman biz. Şimdi efendim. Yola çıktık. Yola çıktık ama gideceğimiz yer şu an o iki tane adanın olduğu harita. Ondan öncesinde tabii kömür madeni gibi bir şey vardı, bir tünel. Yanlış hatırlamıyorsam orada da bir 3 gün geçirmemiz gerekiyordu. Kurt sesleri ovalara yayılır. Nereden geliyor? Bu taraftan bir yerden geliyor. Okey, gördüm sizi. Tamam, benim sizde işim olmaz. Sizin de bende işiniz olmasın. Biz yolumuza devam edelim.
Umarım güzel bir pazartesi geçiriyorsunuzdur ya da geçirmişsinizdir. Keyifler yerindedir. Kaza yapan 3 arabaya ulaştık. Buralardan belki işimize yarar bir şey çıkar. Sesin üzümümüz olası. Gazete var, bir soda daha var içeride. Zirve gazozu, alırım. Ya o mütecavız modunda en büyük sıkıntım ne oldu biliyor musunuz ilk denememde? Kibrit. Oyunda kibrit bulamadım, ateş yakamıyorum. Zaten yatacağınız şey yok, yatak yok. Üstüne de kibrit bulana kadar herhangi bir şey, kibrit, çakmak. Yani bayağı sıkıntıydı. Kibritler o kadar değerli geliyor ki şimdi bana. Bir şeyin değerini kaybedince anlıyorsunuz. Tamam. O yüzden şimdi hani ağırlık mağırlık hak getire. Ağırlık dinleme. Taşısın. Yahu kurtlar. Tüfeğim var. Kullanmak istemiyorum. Fişeğim var bol bol. Bunu kullanabilirim. 11 tane fişeğim var. Sırf zevkine hani yakıp gezebilirim o derece. Şelale sesi geliyor. Çağlayan. Çağlayanlar içinden. Çağlayanlar içinden. Çağlayanlar içinden yaşayan. Sanırım bu tarafta bir yerde çağlayan. Eksi 3 derece. Hava çok güzel. Hava müthiş. Eksi 3 derece hiçbir şey değil. Hava çok güzel. Ben buradan bir delilik yapıp kısa yoldan gitsem ne kadar zararlı çıkarım. Bence çok kötü çıkmam. Fena değil çünkü. Bunun eğimi. Bana böyle yerler göstermeyeceksiniz. Atlaya atlaya. Bir şekilde iniyorum. Kim dolaşacak oradan? Ta arkalardan. Biraz dik ama. Bence bunu da başarırız. Evet. Bir yerlere sıkışıp kalmazsam bir bug'a girip. Çünkü normalde oyunda buralardan geçelim diye yapılmış yerler değil buralar. En fazla bir el ayak burkulması. Rage Fox Kanada'ya selamlarını iletti. Ben de size ileteyim. Kanada'nın bu soğuk günlerinde yolumuza devam ediyoruz. Nedir yani, yolumuza devam ediyoruz. Bir şey yaptığımız yok. Kurtları da atlattık. Bak kurtlar mesela oradan atlayıp gelemiyor. Ben geliyorum. Ha, şu ağırlık benim için büyük sıkıntı ya. Çok fazla ağırlık var üzerinde. Geyik. Tamam. Kendi halinde ilerliyorsun sen de. Rage'in mantarı alsam vardı bende. Çayı da vardı, mantarı da vardı bildiğim kadarıyla. Almayacağım. Bir yön tayini yapmaya çalışıyorum neredeyim diye.
taraftan ilerlemem gerekiyor. Bu arada Survey the Survey isimli oyunun ilk incelemesini, ilk bakışını yapmıştık. Bayağı bir istek geldi. Seri olsun, seri olsun diye. Büyük ihtimal yapacağım onu. Buradan bildireyim. This War of Mine serisi bittiği zaman başlarım çünkü yetişemeyeceğim artık. Yeni bir seriye başlarsam. Çok fazla seri aynı anda oluyor. İnsan oynadığı oyunun konusunu, hikayesini falan unutuyor. Kontrolleri karıştırmaya başlıyorsun bir noktadan sonra. Daha böyle sağlıklı kısın diye serimiz. This War of Mine bittikten sonra başlarım. This War of Mine'da çünkü az kaldı gibi görünüyor. Kış falan da geldi. 20... Neyse spoiler vermeyeyim. Gerçi bu videodan önce büyük ihtimal yayınlamış olurum onu. O zaman... Evet. 27 gün. Biliyorsunuz gördüğünüz orada. Geçirdik. Gayet güzel bir şekilde geçirdik bile. Başımıza bela gelmeden. Ufak tefek hastalıklar, yaralanmalar, hafif yaralanmalar. Onun dışında hani tek bir kurşun yine sıkmadık. Hani savunmadayken, gece uyurken nöbette kalan arkadaşlar tabii ki soygunculara karşı kendilerini savunuyorlar. Ama hani yağmalamaya gidip birilerini öldürüp de eşyalarını almadık. Ve bu şekilde de hayatta kalınıyor. Kaldık. İstemediğim kadar yemek var şu an elimde yani oyunda. Büyük ihtimal hani serinin sonuna kadar yemek sıkıntısı çekmem diye düşünüyorum. İlacım da var. Gerekirse hastanede de ağır yaralanmaları falan tedavi ettirebiliriz. Yolumuz uzun demiştim size. Neyse ki dediğim gibi hava çok güzel. Eksi bir. Yani biraz daha ısınsa ben ısınmaya başlayacağım o derece. Dışarıda ısınıyor olacağım. Eksi bir hiçbir şey değil. Şu ağırlıktan da bir şekilde kurtulsam aslında. Milyon kere aynı şeyi söyledim ama. Ne ne? Benim geyik yiyin. Arkada geyik vardı ben gördüm. Benimle uğraşmayın. Orada bir ceset var zaten. Yemişsiniz bir şeyleri. Mümkün mertebe bu oyunda da ben kimseyi bulmamaya çalışıyorum. Onlar bana saldırmadığı sürece. Hoppa. Kurt'un son tarafa gittiydi. Burada büyük ihtimal geyik cesedi falan var. O riske girmeye değmez çünkü zaten geyik eti toplamayacağım. Derisini de falan istemiyorum. Bol miktarda yemeğim var. Fazla fazla ağırlığım var. Şu an oraya pek gidesim yok. Şu an tek derdim diğer haritaya geçmek. Biraz kömür falan toplamak ki o da çok ağırlık yapacak bizde ama olsun. Bu arada şu kilise galiba şeydeydi değil mi? Deniz Feneri haritasına giderken mi? Deniz Feneri haritasında mıydı? O civarlarda bir yerdeydi. Bir kilise vardı sanki. Taş kilise. Orada da kalmam gerekiyormuş bildiğim kadarıyla. Açık bir de onun tepesi ama 3 gün geçireceğiz orada bir şekilde. Yanılıyorsam düzeltin. Yalnız bu oyunun keyfi başka ya. Hani tek başınızsınız, tek başınızdasınız. Konuşması zor. Sadece işte vahşi hayvanlar, siz. Etrafta ne bir araba sesi, ne herhangi bir şeyin sesi. Sessiz dinleyin. Müzik girdi.
Ya, oyun atmosferi çok acayip, çok nasıl diyeyim bilmiyorum. Keyifli, tatlı ya. Bizim bu tarafta bir işimiz var mıydı ya? Yolun sonu. Yoktu sanırım, bakıyorum. Kırbaçlar, taş kilise. Kömür madeni, yıpranmış yol. Yıpranmış yol da şeydeydi yine. Deniz fenerine giderken de. Az burada ben yine bir sesler duyuyorum. Kurt mu var? Evet. Çok yakındı bu sefer. Arkadaşım gelme. Bak gelme. Tüfeğim de var. Çıkarttırma bana onu. Uslu uslu gidiyoruz, ilerliyoruz burada yolumuza. Gelme. Kime diyorum ben? Bak gelme. Kurt Efendi. Arkadaş niye oraya kaçıyorsun? Diğer tarafa kaç. Orası benim bütçem yok. Güzel. Bu arkadaşı da atlattık sanıyorum. Kuş sesleri, böcek sesleri derken bir de kurt sesiyle karşılaştık. Neyse, silah kullanmadan yine bunu da atlatmış olduk. Yolumuza devam edelim. Diğer haritaya giden yolu bulmamız gerekiyor artık burada, çünkü işimiz kalmadı. Hissedilen sıcak 3 derece. Üstümü çıkarsam ne yapsam? Çabuk susayacağız. Mesela o var mı bilmiyorum hani. Kömür falan attığınız zaman sıcaklık bir anda 40-40 küsur derecelere çıkıyor. O kadar sıcak yani içerisi, bulunduğunuz ortam. Susuzluğumuz daha mı hızlı azalıyor? Yapılabilecek bir şey. Pişer çünkü insan, terlenir. Hissedilen sıcaklıktan bahsediyorum bu arada hani. Alt saatlik daha gün ışığımız var. Kurtlar etrafımızda gayet iyi. İşte yorgunluk yine her zamanki gibi. Bir miktar başı bela oluyor. Onun haricinde iyiyiz ha. Tamam. Buradan da yukarıya doğru gideceğiz. Buradan bir sonraki önemliydi. Fark etmez. Bu civardan gidiyoruz. Evlere bakmış mıydım ben acaba? Galiba köprüden sonra gidiyor ya. Dükkanın oradan gidiyorduk. Hatırladığım kadarıyla. Şöyle bir uğrayacağım ama. Ne olur ne olmaz bakalım. Bir şey vardı lazım olur. Çakmağa mesela ihtiyacım var. Ben buraya gelmişim daha önce. Çakmak var değilse almışızdır. Hadi yola devam ediyoruz. Yani. Bu tarafları doğru biz hep gezdiydik. Buradan doğru gitmiştik şeye zaten. Skeeter tepesini aramaya. Skeeter tepesi değil de Bozkurt Dağı'na giden yolu buradan
ilerlediydik. Dönüşte Skeeter Tepesi'ne gideriz deyip kaybolmuştuk. Sonra Skeeter Tepesi'ni bulup bir de bakmıştık ki Bozkurt Dağı'ndaki Dağcı Kulübesi görevi tamamlanmamış. Anılar gözümde canlandılar. Sen de bir git artık ya. Başım şişti. Geyik değil mi o? Posta kutusu mu yoksa sadece? Aman ayı olmasın da. Diğer tarafmış, burası değil. Görünce hatırladım, tamam. Şuradan şöyle ilerleyeceğiz. Sanıyorum şu dağın oralardaydı. Gitmemiz gereken mağara. 0 derece, hava soğuyor. Aman da ne kadar soğuyor değil mi? 0 derece. İyi ya, üstümüz başımız güzel. Bir de dediğiniz o yün içliği üstünde tutsaydım herhalde hala artı 1 derecede ilerliyor olurdum. Bakalım. Hala bunları topluyorum. Beş saatten biraz daha uzun gün ışığımız olsaydı bir iki saat uyurdum ama geceye de kalmak istemiyorum. Şu aralardaydı, evet. Şu ormanın askısı dikenini alayım. Yaşlı adamın sakalı. Ama bayağı şifalı. Biliyorsunuz. Şu taraf mıydı ya? Neyse, şuraya bir bakalım. Evet, yine Emre kayboluyordu. Bu civarlarda olduğuna eminim de. Her yer o kadar birbirine benziyor ki. Şurada bir mağara var. Orası değil. Normal mağara. O zaman bu tarafa gideceğiz. O mağaraya uğramayacağım. Üst taraflara çıkmam lazım benim. Ha, galiba buranın üstüydü. Dur bakalım. O da ayı mayı çıkar şimdi bu kadar gelmişken. İstemem. Bir tane yön duygusu normalde iyi olan biriyimdir gerçek hayatta. Oyunlarda da fena değilimdir ama. Tabi bu Kanada'nın ormanlarının içerisinde çok yemiyor. Her taraf aynı. Şurada bir mağara vardı falan diyorsunuz. Başka bir yerde de mağara var falan. Buraya baktığımla şuraya baktığım arasında çok bir fark yok. Tamam, soğumaya başladı. X4 oldu. Bize koymaz. X4 bize koymaz. -5 de koymaz. Fırtına kötü olur ama. Şu an tam ben yolumu ararken fırtına çok kötü olur ama şurasıydı ya. Buradan yukarı çıkacağız. Büyük ihtimalle geldik. Aynen. Bir doğru hatırlıyormuşum. Acaba yanlış mı hatırlıyorum diye kendimden bir ara şüphelendim ama doğru yoldayız arkadaşlar. Burası madene giriyor. Kömür madenine.
Burada da bir 3 gün geçireceğiz biliyorsunuz. Ardından yeni harita, yeni maceralar. Bundan sonra kadar çok ama arayıp bulamayacağımız şeyler değil diye düşünüyorum. Zor olanları atlattık gibi. Eksi 10 derece. Daha yeni üşümeye başladık. Düşünün hani. Yaklaşık kaç saattir dışarıdayız biz? 4 saat oldu galiba. 4 saati geçmiş de olabilir. Şimdi yeni üşümeye başlıyoruz. Neden? Çünkü üstümüz başımız çok güzel. Şunları da görünce iyice içim rahatladı. Doğru yolda olduğumuza dair. Şimdi kendimi de alacağım. Şuraya döndüğümüz zaman köşeyi dönecek geldik. Köşeyi döndük mi oradayız. Bakınız. Ha da yok. Biraz daha ileride. Tamam. Şu ileride köşeyi dönünce oradayız. Giriş görünüyor zaten artık. Tamam. Burası. Tam karşı taraf. Kutu ses mi geliyor? Biraz başınızı döndüreyim dedim. Neyse, geldik. Ve tatlı vadiden ayrıldı. Oh. Karatepe Kömür Madeni. Burası mıydı? Hemen kontrol ediyoruz. Karatepe Kömür Madeni. Aynen, burada 3 gün geçireceğiz. Burada 3 gün çok rahat geçiririz. Kreste kibrit. Bolca yiyeceğimiz var zaten. Kitabımızı alalım. Metal raf. Basit eldiven istemiyorum. Birazcık ilerleyelim. Yerlerde kömürler falan var. Onları alabiliriz. Ki aslında almak istiyorum bir miktar. Üç gün dediğim gibi buralarda pinekleyeceğiz. Artık bizim madenimiz. Ele geçirdik. Lan mermi çıkıyor diyecektim ki çıktı. Gayet güzel kaliteli alet istemiyorum. Bana dandiklerini gönderin. Deminki yolda buraya geliyordu zaten. Orada belki bir iki çarçuk vardır. Bakmayacağım. Çok umursamıyorum. Şimdi bu taraftan cesede bir bakalım. Meşalesi varmış. Alalım. Bizim beli kırılacak yakında bu kadar ağırlık taşımaktan yalnız. Kaç kütle oldu? 46. Onun da bir çaresine bakacağım ya. Bir şekilde çözeceğiz. Kıyabilirsem eşyalarımı. Aman o lazım olur, aman şu lazım olur diye hiçbir şey bırakmıyorum. Bayağı gergin müzikler çalıyor burada gerilimde ama aslında burası bildiğim kadarıyla tehlikeli bir yer değil. Kurtumuz çıktığını hiç görmedim şimdiye kadar. Bugün çıkarsa da artık yani. Şey sonu güzel. Olmuş. Şu dikenle yapılan sargı bezinden yapamıyor muyuz? Buradaymış. Yap yap. 15 dakika, 20 dakika fark etmez. 3 gün buradayız ya. Güzel. Çam odunu, gazete rulosu. Kutuş turdu olur.
falan yeni kazak. Evet. Şu iş botunu yırtar, kendi botumuzu tamir ederiz. İşte bu güzel oldu, bu da güzel oldu. Artık yürüyemiyorum ama. Sürün diyoruz lütfen, sürünme simülatörü. Şöyle yapayım tam olsun, sürünme simülatörü. Madenin çıkış kapısının orada bir yere yatacağım, yani ışık oluyor. Ateş yakabileceğimiz bir yerde mi otursak ya da? Bilemedim. Ateşe ihtiyacımız çok da yok. İçerisi 18 derece hissediyoruz. Ben madenin çıkışına gideyim. Ağır aksak. Oradan karnımızı doyurursan grisleri falan onarırız. Bir anda gaza geldi, hızlandı yalnız. Farkında mısınız? Bak gayret diyerek. Yokuşta çıktık. Bu taraftan şu amcayı bir araştıralım. Hiçbir şey de çıkmadı. Elektrikler gelse mesela şurada. Çat 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 bütün ışıklar yansa. Çok güzel olurdu. Ha, buralarda da kalabilirim ama dediğim gibi ışık sıkıntısı var burada. Üstümüzü başımızı da tamir edemeyiz. Park bezini al. Hala bir şeyler alıyorum, farkındayım. Benzin bütonunu al. Dikiş kitini al. Heh. Kaç kiloyuz? 50 olduk mu? 53. Oh oh oh. Çoğunu burada tüketeceğiz ama yani yemek falan yiyeceğiz. 3 gün buradayız çünkü. Dediğim gibi giysilerimizi onaracağız. İşaret fişeklerinden birkaç tanesini atsam ya, 1 kilo en azından. Nasıl sanki? Çıkış. Kafamı eğiyorum ki göreyim. Tünelin devamı. Siz deyin. Yandan bakın. Geldiğim yoldan geri dönmüyorum değil mi? Zaten yavaş yürüyoruz. Bir böyle bir şey olursa. Tamam, burası geldiğim yer değil. Benzemiyor. Evet, çıkışa gelmişiz. Güzel. Sonunda ulaştık. Ve... Bunu da al. Kız birazdan küfredecek bana. Yeter ulan! Ha gayret. Işığa doğru. Işığa doğru yürü. ...12 derece. Gayet güzel. Fener yakıtıyla hızlandırıcı var. Alırım onları. Kaçırmam. Hala yürüyebiliyor. Tamam tamam geldik. Kapının önüne kadar... ...ışık gördüm. İlerlediğim belli olmuyor değil mi? Çok dikkatli bakınca anlaşılıyor. Bak kapı büyüyor. Yaklaşıyoruz falan. Elinizde şöyle bir kapıyı şey yapın. Büyüdüğünü göreceksiniz. Buranın ışığı yeterli kalmayacak mı acaba? İşte o var. Güzel, ayakkabının tamire ihtiyacı yokmuş. Bereyi onu almaya çalışalım. İyi. Işığı saydı. Kapının ışığını sayıyor. Güzel. Şimdi topla.
Gün ışığı bitene kadar böyle. Sonra yatacağız. Şurada bayağı fırtına var bu arada. Fark etmişsinizdir. Gün kazak. Kalın gün kazak. Bunu topla. Gece olmuş bu arada artık. Topla. ...51 kilo. Şimdi... bunlardan mesela... çakmağı artık kullanamıyor muyum? Peki çakmağı at. 10 gram 10 gramdır. 1 kilo bu var. Kömür 2 kilo. Gazeteler. Ben bunları... şuraya dönüştürsem. Hemen buraya yatabilirim. Yatacaksın. Sabır. Bir parça sabır. Ve ağırlığını hafifletmek için uğraşıyorum. Yoksa taşı bana ne yani. Senin için çabalıyoruz burada. Kondisyon düşmeye başladı. Sanırım yorgunluktan. Peki 52 kilo. 50 tane tutuşturucu parçası var. Ben bunları yaptım ama 25 tanesini at yani. O kadar da değil. Antiseptikler, yara bantları, yara bantı diyorum, salgı bezleri. Salgı bezi. Dururuz orada da. 4 tanesini at. Yiyeceklerim tabii ki atamam. Yiyecekler bayağı bir yer kaplıyor. Bir de bunlar var tabii. Bıçakla kendimizi savunuyoruz. Şimdi fişek. At, 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 at. 3 tane kalsın yeter. 48 kiloya indik mi? İndik. Nacak. Tahtaları falan kırıp, yani ağaçları kesip tahta yapabilirim. Meşale o kadar da şart değil. Aldım ama bunu da at. Tüfeğimizin durumu nedir? %96. Temizleyebiliyor muyuz karanlıkta? Temizleyebiliyoruz. Bunu temizleyip atacağım. Ne kadar bozulabilir ki? At. 48 kiloya kadar indik. Fener yaktı. Yakıt ekle. Evet. Onar diyemiyoruz. Hurda metal eksik. Üzerimizde hurda metal var mı? Yok. Güzel. 14 tane kumaş. Kumaşın da bir ağırlığı var tabi de. Ölümcül değil. Tamam, şimdi karnımızı doyuracağız. En ağır yiyeceğimiz nedir? Ağırlığa göre bir diz bunları. Su, sonra askeri sınıf, şeftali. Ye. Hem açlığa hem susuzluğu gidiyor biliyorum. Ama hem açız hem susuzuz zaten. Ağırlıktan bir olabildiğince kurtulalım. Köpek mamasını da ye. Evet. Bu köpek mamasında ya. 47 kilo hala. Bu kadar kömür almakla yetmedim, farkındayım. Sırf pis boğazımdan aldım şu hasır otu saplarını yiyeyim. Buna yine mütecavız modunda çok ihtiyacımız olacak ama.
5 gramlık. Bunlardan da kurtulduk. Bayağı bir şeyimiz var, gazozumuz falan var. Tamam, şimdilik yeter. Tamirde seviye atladık. Güzel. Yeter de sayalım şöyle. Kutumu susamış mı? Dur. Suyumuz var. Bunu da ağırlığından kurtuluruz biraz. Güzel. Şimdi 10 saat uyuyun. Evet arkadaşlar, ben de bölümü burada sonlandırayım. Yine bayağı uzun oldu. En azından bu kömür madeninde bir süre vakit geçirmiş olduk. Fişek var, almayacağım, tamam. Bir süre vakit geçirmiş olduk. Devamını önümüzdeki bölümde geçireceğiz. 0.7'si 72.3. Burada biraz daha kalacağız. Hani artık kalma aşamasını biliyorsunuz, bayağı hızlı bir şekilde geçiriyoruz. Onu da yaptıktan sonra çıkacağız direkt. Geri kalan yerleri halledeceğiz burada işte. Kinset garajı var. Efendim söyleyeyim. Terk edilmiş kilise de burada değil. Baraj burada değil. Orman kulesi, tuzak çıvarısı. İşte burada neresi varsa oraya gideceğiz. En son güzelme göre gideceğiz falan. Ve bitireceğiz. Az kaldı diye düşünüyorum. Yani şu diğer kısımların birçoğu birbirine yakın yerlerde. Artık oldu oldu, olmadı da bakacağız duruma göre. İyi durumdayız. Ağırlığımız vesairemiz gayet hoş. O zaman bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.